Şimdi i̇şte Abdullah Gül konuştu. Bugün gördünüz Cuma namazından sonra kendi duruşunu ortaya koydu. Peki Abdullah Gül'ün bugün yaptığı bu açıklamayı AK Parti nasıl karşıladı? Perde arkasında. Seçil AK Parti'de ne dediler Abdullah Gül'ün bugün Cuma namazı çıkışı söylediklerine? Bir şey diyen var mı? Ahmet Hakan bir şey diyen yok aslında kurmaylar arasında artık tam bir sessizlik hakim. Çünkü Ankara'daki fotoğraf şu artık bir tarafta 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül var bir tarafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan var. İki eski yol arkadaşı olarak artık tartışma bu konu bu düzeye çıkmış durumda. Dolayısıyla kurmaylarda artık konuşmaktan imtina ediyorlar ama kameralar karşısında sorulunca cevap veren bir isim var. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal isterseniz onun açıklamasını bir dinleyelim. Dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşmasını biz doğru bulmayız ve bu bizi üzer. Dolayısıyla AK Partililer birbirleriyle medya üzerinden konuşmazlar. Eğer gördükleri bir eksiklik varsa biz işlerimizi istişareyle yaparız. Dolayısıyla bu meseleyi biz e, istişare ederiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın üzüldüm ifadesinin de nedeni budur Eğer eksik gördüğü mulak gördüğü bir şey varsa bunu Sayın cumhurbaşkanımızla ya da e, Sayın başbakanımızla gayet rahat bir şekilde istişare edebilecekken medya üzerinden konuşuyor olması üzücüdür. Mahir Ünal'ın açıklaması önemli çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başında oturduğu bir masadan MKYK masasından hemen kalkıp bu açıklamayı yaptı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konudaki görüşünü yansıtıyor diyebiliriz ve böylece Erdoğan'ın neden üzücü dediğini de anlamış oluyoruz Ahmet Hakan. Evet Mahir Ünal da kendi açılarından pozisyonlarını çok net e, dört başı mamur bir şekilde izah etmiş oldu. Herhalde artık bu tartışma biter gibi görünüyor, şimdilik. Yani eğer Abdullah Gül başka adımlar atmazsa öyle görünüyor. Mahir Ünal'ın açıklaması da gayet net. Seçil teşekkürler.